Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Gündem Özel programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. 31 Mart yerel seçimlerinin sayılı günler kala siyasette de birçok şey değişmeye başladı. Artık seçime son virajına girdi sayılır. Bu süreçte partiler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmayı da ekranları karşısında izleyicilerimize aktarmak üzere stüdyomuza konuk almaya devam ediyoruz. Bugün birbirinden değerli konuklarımız bulunuyor. Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Sayın Avukat Nihat Çiftçi. Onun yanı sıra yine belediye meclis üyeleriyle beraber sizlerin karşısında olacağız. Bu program içerisinde tabii öncelikle Nihat Başkanım'la başlayacağız ama yakinen tanıdığınızı bildiğim için ama kısa da olsa biraz anekdot aktarmak gerekirse kendisi 2009 yılında ilk bağımsız Karaköprü Belediye Başkan Adayı Başkanı oldu. Sonrasında 6,5 yıllık bir süre zarfıyla Karaköprü Belediye Başkanlığı'nı yürüttü. Akabinde 3,5 yıllığına ise Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürüttü. 10 yıl süre zarfı içerisinde hem Karaköprü hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verdi bu şehre. Ve bugün gelinen noktada 2024 seçimlerinde Karaköprü'den yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu. Kendisiyle birlikte bugün meclis üyesi adaylarıyla projelerini ve çalışmalarını bizlerle paylaşacak. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Emin Bey hoş bulduk. Ben de ekranı başında bizi izleyen tüm hemşehrilerimize buradan saygılarımızı ileterek başlamak istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz. Başkanım tabii süreç dediğimiz gibiydi ama şöyle hani parti değişikliği oldu. Şimdi AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçme süreciniz var. Dilerseniz oradan başlayalım. Hani neler yaşandı? Niye böyle bir karar aldınız? Oraya ufak bir giriş yaparsak. Ya tabii yani hemen kısa anlatayım. Sonuçta kamuoyu bizden bir beklenti içindeydi. Daha doğrusu değişim arzusu vardı kamuoyunda. Değişim gerçekleşmeyince AK Parti'de bizden de bir alternatif ortaya çıkarmamız istenildi. Ve biz de partilerden teklif almıştık. Yeniden Refah Partimizin genel başkanı ve yine Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'la yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Karaköprü'nün talebine cevap vermek için yeniden Refah'la Karaköprü Belediye Başkanı adayı olduk. Evet. Yani bir değişim harekatı gibi oldu aslında bu. Hem büyükşehir hem ilçe belediyeleri bu hususta hem tanınan insanlar yine meclis üyeleri de keza öyle. Birbirinden kıymetli iş insanları her biri kendi alanında farklı başarılara sahip. Başkanım tabii siyaset artık seçim süreci yaklaşıyor. Bu süreçte sizler de sahadasınız. Vatandaşla görüş alışverişi içerisindesiniz. Neler geliyor kulağınıza? Yani vatandaş ne söylüyor? Yani Emin Bey, sahadayız. Ben birebir zaten bir saha çalışması yürütüyorum. Genelde tarzım da o. Vatandaştan gelen şu, yani vatandaş bir değişim istiyor. Mevcut belediye başkanlarımızın performansları yetersiz kabul ediliyor. Vatandaştan ben aldığımı söylüyorum. Evet. Vatandaş artık Şanlıurfa'nın yerel anlamda hizmet alması, güçlenmesi, güçlü ve teknik bir kadro tarafından da yönetilmesini istiyor. İşin özeti bu. Ama Karaköprü özelinde Karaköprü gelişen bir yer. Yeni bir şehir, sorunları olan bir şehir, sürekli büyüyen ve yeni mahalleleri oluştuğu için de sürekli böyle her gün, her hafta, her ay, her yıl çalışılması gereken bir şehir. Yapılaşması tamamlanan bir ilçe değil. O sebepten dolayı dinamik bir kadro istiyor, dinamik bir çalışma istiyor. Diyelim ki yani siz rutin hizmetlerinizi yapacaksınız ama bunun yanında yeni yollar, yeni sosyal tesisler, yeni gençlik merkezleri, yeni parklar, yeni altyapıların gerektirdiği mahalleler var. Burada mesela çok büyük eksikler görülüyor. Diyelim ki ben Karaköprü'de 6,5 yıl çalıştım. Benden sonra Doğukent Mahallesi, Batıkent, Seyrantepe ve Mehmetçik mahallelerimiz oluşmuş. Bu mahallelerde yaptığım mahalle toplantılarında yani belediyecilik anlamında her şey isteniliyor. Yapabilir miyiz? İnşallah arkadaşlarımızla beraber, birlikte yapabiliriz. Çünkü ben yeni bir isim değilim. Sonuçta 10 yıllık bir
belediye başkanlığım var. Alanı, sahayı iyi biliyorum. Belediyenin imkan ve olanaklarını da iyi bildiğim için iyi bir planlamayla, disiplinli bir anlayışla çalışma kadrolarımızın performansını yükselterek ve her gün, her hafta, her ay, her yıl çalışarak Karaköprümüzü tekrar özlenilen o hizmet anlayışına getirmeyi hedeflemişiz. Tabii ki burada şu an seçim çalışmalarını yürütüyoruz. Onu da teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, teşkilatlarımız ve meclis üyesi adaylarla beraber çok güzel bir şekilde, ahenkli bir şekilde de gidiyor. Evet, başarılar diliyoruz başkanım. Tabii bu çalışma tek başına olmuyor dediğiniz gibi. Tabii. Meclis üyesi bir ekip olay, bir takım beraber. Olay. Kamuoyu tabii merak ediyor meclis üyeleri kimler diye. Stüdyomuzdalar kendileri. Dilerseniz Ahmet Başkanımızla başlayalım. Ahmet Aksoy Başkanımızla. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bey. Sağ olun. Sizin aracılığınızla Şanlıurfalı, Karaköprülü tüm hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ben Ahmet Aksoy. 2003 yılından itibaren Şanlıurfa'da serbest avukatlık yapmaya başladık. Bu tarihten bu yanadır Şanlıurfa Barosu'ndayım. 3 dönem Şanlıurfa Barosu'nda baro yönetim kurulu üyeliği yaptık. Bunun bir dönemini Şanlıurfa Baro Başkan Yardımcılığı yaptım. Bu süre zarfında Şanlıurfa Kent Konseyi'nde rahmetli İbrahim Toru'yla birlikte görev aldık. Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptık. 2014 yılında Karaköprü'de AK Parti ilçe başkanlığı yapmaya başladım. Evet. Ondan önce Sait Ağan Başkanımla birlikte Şanlıurfa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte merkez ilçeler kurulduğunda Halliye'de de AK Parti Halliye'nin kurucu yönetim kurulu üyeleri olarak görev aldık. Bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde SKM Başkanlığı da yaptık bir dönem. Ama 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde yaşadığımız bazı problemler dolayısıyla ben ilçe başkanlığını bıraktık. Ancak o tarihten sonra da yine Karaköprü'de hemşehrilerimizle, Karaköprülü hemşehrilerimizle birlikte Karaköprü'ye hizmet edebilmek için mücadele ettik. Yani o günden sonra da sahada ayrılmadık. Yani. Yine bir bu yerel seçim öncesinde de aday adaylığı sürecimiz vardı. Yani başkanımın da Nihat Başkanımın da belirttiği gibi halkın talep ettiği değişimin olmamasından sonra biz de Nihat Başkanımızın yeniden Refah Partisi'nden adaylığı Kasım Bey'in yani Mehmet Kasım Gülpınar'ın da Büyükşehir'den adaylığından sonra Nihat Başkanımızın bizimle çalışmak istediğini belirtmesi üzerine Karaköprü'yü bilen, Karaköprü'nün sıkıntılarını bilen yani hakikaten bu 2014 yılından itibaren Karaköprü'de sürekli halk içerisinde yer alan, halkla diyalogda olan Karaköprü'nün problemleri olduğunu bilen bir kişi olduğumuza kanaat getirdiğimizden dolayı çözüm için de daha önce birlikte Karaköprü Belediye Başkanı iken Nihat Başkanımla birlikte çalışmış olmamızdan dolayı problemleri biliyoruz. Çözümlerin de bir ekip ruhu halinde belediye başkanımız ve belediye meclis üyeleriyle belediyenin teknik ekipleriyle birlikte halledilebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla başkanımız bizle çalışmak istediğini söyleyince biz de belediye meclis üyeliğine başvurumuzu yaptık. 20 Şubat'ta listeler açıklandıktan sonra da 37 tane meclis üyesi arkadaşımla birlikte çalışmaya başladık. Biz her birimiz adeta Karaköprü'nün bir belediye başkan adayı gibi çalışmak için birlikte hareket ediyoruz. Yine sürekli de dile getiriyoruz. Listemizin birinci sırası veya 34. sırasındaki sol sırasındaki arkadaşı fark etmeksizin memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir ekip olduğumuzdan dolayı mücadele ediyoruz. Bu ekip ruhunun da Allah'ın izniyle seçim gününe kadar devam edeceğini ve seçimin de bu şekildeki bir ekip ruhuyla başarıyı getireceğine inanıyorum. Pekala. Ben bizleri de misafir ettiğiniz için tekrardan biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Çok sağ olun. Evet, bir malum sizin de belirttiğiniz gibi başkanım, sahayı iyi bilen kişiler, bunlar yıllar boyunca Karaköprü'de hizmet vermiş insanlar. Evet, bu hususta sahayı bilmek çok önemli. Bu anlamda yine Sait Ağan Başkanım da son yine Karaköprü Belediye, daha doğrusu Karaköprü AK Parti İlçe Başkanlığı görevindeydi. Bu hususta hem onun değerlendirmesini almak istiyorum. Başkanım sizin için
istifa, siz istifa ettim dediniz ama farklı bir kesim görevden alındı dedi. Oradan bir açıklık getirerek resmen başlayalım Başbakanım. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum size, ekibinize, bizi izleyen değerli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle de selamlıyorum. İlk önce birinci sorunuzdan başlayalım. Bu istifa olayı biraz şey oldu. Fazla da polemiğe girmek istemiyorum aslında. Herkes kendine yakışanı yaptı. Öyle diyelim. Evet. Onun için belli bir yaşanmışlık vardı. Belli bir görev alınmışlık vardı. Şimdi bu saatten sonra da konuşmaya ben çok gerek görmüyorum işin açıkçası. Evet. Dediğim gibi herkes kendine yakışanı yaptı. Ha istifa mı alınma mı, bu süreçte burada bilgi sahibi olan büyüklerimiz de var, arkadaşlarımız da var. Ama dediğim gibi fazla uzatmadan ayrıldı diyelim. Evet. Ne istifa olsun, ne görevden alın olsun ortasını söyleyelim. Ayrıldık, neticede ayrıldık. Taban olarak da bizim geçmişten bu yana işte yer aldığımız bir taban. Sonra da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Kasım Gürpoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasıyla, Karaköprü ilçemizde de Nihat Başkan'ın aday olmasıyla, tabii biz beraber çalıştığımız bir ekip sonuçta. Evet. Ahmet Başkan'ın da dediği gibi 2013'te Halil Yakurucu ilçe üyeliği, efendime söyleyeyim il başkan yardımcılığı, sonra da 2019'dan 2023 yılına kadar da hatta 2024'e kadar da Karaköprü ilçe başkanlığı görevini yürüttük. İnşaat mühendisiyim. Evet. Çiftçilikle uğraşıyorum daha çok ama. Bu süreçte Ahmet Başkanım yine dediği gibi yani biz bu siyasi süreçte bayağı işin mutfağında yer aldık. Bizim için yani birinci sıra olmuş, işte sonuncu sıra olmuş da önemli değil. Ama Sayın Mehmet Kasım Gürpınar ve Nihat Başkan'ın da teveccühleriyle bizleri de ekibine olması tabii ki bizi onur etti, mutlu da etti. Evet. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah Karaköprü'de de güzel işler çıkaracağımıza da inanıyorum. Çünkü tecrübeli bir ekip, deneyimi de var. İnşallah Allah bizleri bu yolda mahcup da etmez. En iyi şekilde Karaköprü'müze, ilimize hizmet etmeyi Rabbim bizlere de nasip ettiği için yine sonsuz teşekkürler. İnşallah güzel de bir seçim süreci de geçiririz. Artık bakalım bundan sonrası da kader kısmet. Herkesin talebi o yönde, kavgasız bir seçim olsun istiyoruz hakikaten. Çünkü biraz kızışmalı geçiyor. Yok, kızışmalı inşallah olmaz. Pekala, çok teşekkür ederiz. Evet, yine tabii meclis üyesi olarak 34 tane mi Sayın Başkanım? 34 artı bir de kontenjan var. Evet, 37. 37. 37. Evet, 37 meclis üyesi. Biz bugün 6'sını ancak ağırlayabildik. İnşallah farklı programlarda evet, başkanım. Diğerleriyle de tanışmak nasip olur. Diğer arkadaşlarımızla da çıkacağız. Peki. Ben hemen diğer Fırat Sultan Bey'le devam etmek istiyorum. Merhabalar. Efendim, merhaba. İyi akşamlar. Bizi İyi akşamlar. İzleyen tüm halkımıza hürmetlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İnşaat mühendisiyim. 2019'dan beri hem Karaköprü Belediyesi'nde hem de Büyükşehir'de belediye meclis üyeliği görevini sürdürüyorum. Nihat Başkanım'a öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi Karaköprü'ye hizmet ettirebilme noktasındaki ekibe dahil ettiği için 20 yıl oldu. Okula beraber 24 yıl oldu. İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiyle uğraşıyorum. Taahhüt işleri yapıyorum. Müteahhit hizmetleri veriyorum. Belediyenin de takdir edersiniz ki çok büyük bir kısmı inşaat mühendisiyle ilgili kısımlar. Evet. Biz de bu teknik kısımlarda kurulan mecliste başkanımıza ve meclise teknik işlerle ilgili bilgi vermek üzere bu adaylık sürecine girdik. Beraber bir yola çıktık. Amacımız teknik ve bilime dayalı bir yönetimle Karaköprü halkına hizmet edebilmek. Karaköprü'yü diğer 12, toplamda 13 tane ilçemiz var. Diğer 12 ilçeye örnek bir belediye, örnek yaşanılabilir bir belediye, ilçe olarak lanse etmeye çalışıyoruz. Buna karşılık da hazırlanmış projelerimiz var. Evet. Şu anda elimde göstermiş olduğum bu kitapçık, broşür, aslında bir şahit kitapçık. Yapılacak hizmetlerin hepsi burada yazılı. Şu anda bu kitapçık, broşür, hizmetlerin olduğu, yapılacak hizmetlerin neler olduğunu yazılı olan bu kitapçık
bütün Karaköprü halkına dağıtılmış durumda. Evet. Biz değerli halkımıza, değerli Karaköprülere şunu söylüyoruz. Bu şahit bir kitapçık. Söylemle değil, eylemle gelen bir kitapçık. Bize rey verir, destek verirlerse 5 sene sonunda bu kitapçık aslında bizim karnemiz olacak. Hangilerinin yapıldığını, hangilerinin yapılmadığını görecekler. Bu yolda işte başkan da hazretler, meclis üyeleri kadrosunda inşaat mühendisleri var, mimarlar var, avukatlar var, mali müşavirler var, çiftçiler var, sanayiciler var, emekliler var, öğretmenler var. Evet. Yani bir sosyal belediyecilik anlamında belediyenin işlevlerini yerine getirebilmesi için akıl alınabilecek, fikir alınabilecek bütün kadro Nihat Başkan'ın teveccühleriyle oluşturulmuş durumda. Burada halkımızdan şunu görmelerini tavsiye ediyoruz. Yerel seçimler genel seçimlerden farklıdır. Evet. Biz yaklaşık başkanla beraber 2 aydır bu yoldayız. Sadece ve sadece hizmetten bahsediyoruz. Sadece ve sadece hizmet alınmasından bahsediyoruz. Zaten kitapçığın başında da kararımız net, yolumuz hizmet diye bunu slogan olarak da koyduk. Evet. Siyasi partilerin demeçlerine girmiyoruz. Sadece konuştuğumuz tek bir şey var, o da hizmet. Bu da Karaköprü halkının aslında 2009-2016 yılları arasında Nihat Başkanım'ın başkanlık yaptığı dönemde aldığı, alışık olduğu ama son 9 senedir de bir fetret devri yaşadığı, hizmetlerin kısıldığı, hizmetlerin alınmama noktasına geldiği şu durumda Karaköprü halkının ihtiyacı doğrultusunda kurulan bir meclis üyeliği adaylığı ve bir belediye başkan adaylığı süreci. Halkın teveccühüyle geliyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Ve bu doğrultuda da müsaade ederlerse onlara hizmet etmek istiyoruz. Evet, inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim yolunuzu açık etsin diyelim. Çok sağ olun. Tabii şeffaf belediyeciliğe aslında değindiniz bir noktada. Halkın da aslında talep ettiği nokta bu. Başkanım, hani en çok böyle halka sorduğumuzda tabii şeffaflık, denetlenilebilirlik, disiplin evet. ve program. Evet. Peki devam edelim. Diğer meclis adayı Sayın Musa Kılıç'la devam edelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Eyvallah. Musa Kılıç. Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda Ulumet Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim İl Başkanlığı'nı yürütüyorum. Aslen eğitimciyim, Türkçe öğretmeniyim. Liste açıklandığı zaman kendimi listede gördüğümde var olan hayallerim, gençlerin olan sıkıntılarını çözebileceğim kanaatine vardıktan sonra şöyle bir kafamızda bir şablon oluştu. Karaköprü'de biliyorsunuz her evde, her hanede bir veya birden fazla eğitim gören şahıs var. Ve Karaköprü nüfusunun Şanlıurfa'ya oranladığımız zaman %80'i, %90'ı eğitimli insanlardan oluşuyor. Evet. Günümüzde bağımlılık üzerine, madde bağımlılığı üzerine çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Eğitimci olarak bu insanları hem eğitim imkanı olarak hem de ulumetten gelen bir sorumluluk olarak bu gençleri parklardan, bağımlılıktan kurtarıp da eğitime kazandırmak için ne gibi projeler üretebiliriz ona bakıyorduk. Nihat Başkanımızın oluşturduğu katalog içerisinde okul bahçelerinde çok güzel alanlar oluşturulmasıyla ilgili projeler var, laboratuvarlar var, kütüphaneler var. Var olan hayallerimizi Nihat Başkan'la beraber inşallah Karaköprü'de gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Şu anda Refah Partisi'ni burada temsil ediyoruz. Yani Genç Refah'ı temsil evet. ediyoruz. Genç Refah'ta ahlaklı nesil önemli. Biliyorsunuz bir ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanabilir. Ekonomi düzeltilir. Ama bir nesli kaybedersek ondan sonra gelen nesil de kaybedeceğiz. Nihat Başkanımızın sürekli vurgu yaptığı şey ahlaklı nesil, maneviyat. Evet. Biz bunu tekrardan bu gençleri tekrardan var olan çöküntünün, sosyal çöküntünün içinden tekrar toparlayıp inşallah milli, manevi, vatanını seven gençler yetiştirebilmek için projeler üreteceğiz. Zaten meclis üyesi kadronunuzu gördüğümüz zaman biz gençler arasında Los Galacticos diyoruz, Real Madrid. Evet. Yani yıldızlar topluluğu. İnşallah çok güzel işler yapacağız. Karaköprü'yü hak ettiğinden daha güzel yerlere taşıyacağız. Programdayız. Şu anda gençler bizi izliyor. Gençlere şöyle bir çağrım var. Nihat Başkan'la var olan düzenin değişmesi için bir çare. Nihat Başkan'la bir değişim gerçekleşecek.
ve gençlere şunu söylüyorum, değiştirin. Değiştirmekten korkmayın. Bu bir fırsat. Evet. Çok şey kaybettik. Daha fazla kaybetmeye vaktimiz yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii değindiğiniz noktalar çok önemli. Uyuşturucu bağımlılığı ve başkanım hani kadroda gençlerin de olması çok önemli. Hani ona da çok dikkat ettik. Evet. Ona da çok gençler de var. Tabii onların önünü açmak lazım. Eğitimli gençler gerçekten geleceğe ışık verecekler. Devam edelim diğer meclis üyemizle, meclis üyesi adayıyla birlikte. Sayın Bedir Atlağan. Herkese buyurun. İyi akşamlar diliyorum, size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bütün Karaköprü ve Şanlıurfa halkını saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Ben Bedir Atlağan, mimarım. Aynı zamanda çiftçilik ve ticaretle uğraşıyorum. Yani Karaköprü'ye dahil çok büyük projelerimiz var Nihat Başkanımızla beraber. Daha önce zaten başkanımız 10 yıl bir belediyecilik yaptı. Hem büyük şehirde olsun hem Karaköprü'de olsun büyük eserler bıraktı. Modern ve kalıcı eserler bıraktı. Bunu daha büyük projelere çevireceğiz inşallah. Çok güzel projelerimiz var kitapçığımızda. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Yaş kaç? Yaş 31. Sormak ayıp değilse. Evet. En genç arkadaşımız evet. İbrahim evet. Herhalde. 31 yaşında. Meclis üyesi. İbrahim Biçer. Evet. Peki tabii Şanlıurfa için önemli genç projeler, gençlerin aslında gençlerle birlikte yaptığı projeler çok daha mühim. Sizler bu hususta tabii öncülük edeceksiniz. Yani gençleri bir arada toplamak için. Allah kısmet ederse yani toplu bir şekilde zaten hizmet ediyoruz. Hiç durmadan çalışıyoruz. Hep sahalardayız. Son güne kadar da bu şekilde devam edecektir. Evet. Çok güzel projelerimiz var. Hem AVM projelerimiz var Karaköprü'de. Bir sürü evet. Kadınlara evet. Ayrı doğru. Projelerimiz var çocuklara. Karaköprü'de başkanım bu zamana kadar bir AVM'nin olmaması da çok ilginç aslında. O kadar bir... Şimdi şöyle yani hiçbir yerde AVM'leri belediye yapmıyor. Evet. Yani bu Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde, her ilinde geçerli. Ama yatırımcının önünü açıyor. Şimdi Karaköprü büyüdükçe bu ihtiyaç çıkıyor. Bunu sokakta gençler, kadınlar, çocuklar bize söylüyor. Doğru. Bu Karaköprü artık temel bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç haline geldi. Fakat bu çalışmaları yürütürken bizim iş adamlarımızdan şöyle talep geldi. Ya projelerimiz var bu konuda. Biz AVM yapmak istiyoruz. Fakat yeterli desteği alamadıklarını, önlerinin tıkandıklarını söylediler. Ben de yeriniz hazırsa, projeniz hazırsa Allah'ın izniyle, milletin oluruyla da biz göreve başladığımız gibi hemen gelin. Evet. Hemen size izinleri verelim, yatırımınızı yapın. Çünkü sonuçta AVM çarşı sektörü, AVM sektörü, ticaret sektörü belediyenin sektörel olarak uğraştığı bir konu değil. Evet. Ama önünü açmak gerekiyor. Projeler hazır, yatırımcılar hazır. Hı hı. Allah'ın izniyle Nisan'ı bekliyorlar. Karaköprü'de hemen ilk işimiz çarşı ve AVM ihtiyacını karşılamak. Ha onun yanında biz mesela bazı ticaret merkezleri de taşımak istiyoruz Karaköprü'de. İşte mesela sanayinin üretmiş olduğu mamullerinin satışı noktasında ticaret merkezi. Evet. Şimdi pasaj esnafımız Şanlıurfa'da çok gelişti. Hı hı. Bu pasaj esnafımız ithalat anlamında ithalat merkezini biz Karaköprü'ye taşımak istiyoruz. Çünkü orası hem cevap vermiyor hem depremden sonra çok etkilendi. Bu konuda yine iş adamlarımızın talebi var. İthalat merkezi diyoruz. Bir de mobilya sektörü Karaköprü'de çok gelişti. Markalar oluşmaya başladı. Hı hı. Bölgedeki tüm iller gelip Karaköprü'de alışverişlerini sağlıyorlar. Evet. Bunu da satış reyonu anlamda ihtiyaçını karşılamak için de mobilya merkezini Karaköprü'de Allah'ın izniyle kuracağız. Karaköprü bir ticaret merkezi haline gelecek. Ama en önemli konu gerek turizm, gerekse işte ticaret, gerek eğitim, gerek sosyal ve kültürel projelerde yatırımcının önünü kesinlikle açacağız. Evet. Onların işin içine katacağız.
ve gerekli olan izinleri vereceğiz. Başkanım, eğitim demişken oraya üniversite düşünüyor musunuz? Önceki dönemlerde sanki böyle bir söz vardı. İkinci üniversite Karaköprü'de yapılacak diye. Şimdi ona hemen bir izahat getireyim. Evet, Vakıf Üniversitesi. Şimdi tüm kolejleri Karaköprü'ye taşıdık. Onlar bizim 6,5 yıllık dönemde gerçekleşti. Evet. Yani tüm özel eğitim kurumlarının tamamı Karaköprü'de şekillendi. Bu güzel bir eğitim üssü haline geldi. Bu mutluluk verici bir olay. Sonra oradaki arkadaşlarla dedik ki yani şu bir vakıfla artık üniversiteleşelim. Aslında üniversiteye yönelik yerde de bir problem yok. Planlamada da bir problem yok. Hem Maşuk, Seyran Tepe'nin hemen alt tarafındaki bölgede bir üniversite yerimiz var. Hem de yeni planlamış olduğumuz Aşık Öğütçü, şu an Kuzey Kent olarak bilinen yerde de üniversite kampüsü anlamda yer bırakmış durumdayız. Planlaması tamamdır. Fakat tabii YÖK kararları, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki onaylar bizim dışımızda olan gelişmeler. Yani biz bu konuda da yatırımcılarımız, vakıflarımız üniversite kurmak istiyorlarsa belki de yani hepimizin, tüm kadronun ve tüm Karaköprü'nün mutlu olabileceği, memnun olabileceği bir konu. Doğru. İnşallah bu konuda girişimler olacak. Bakalım yani çünkü tam direkt o da yani belediyenin konusu değil. Fakat ben şunu söylüyorum. Planımızda yerimiz var iki üniversite için. Yerle ilgili bir problemimiz yok. İmarla ilgili bir problemimiz yok. Sadece bu konuda kurulacak olan vakıf ve diğer şartların, izin şartlarının yerine getirilmek şartıyla biz o tür yatırımımızın da önünü açacağız. Peki. Ben devam etmek istiyorum. Bedir Atlıhan'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen diğer meclis üyesi adayımızla Ömer Faruk Arslan'la devam edelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu arada ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilere hayırlı seyirler diliyorum. Ömer Faruk Aslan ben. Şanlıurfalıyım. Mali müşavirim. 2005 yılından beri Şanlıurfa'da faaliyet göstermekteyim. Sayın Başkanımız özellikle Plan Bütçe Komisyonu'nda bir mali müşavirin olması gerektiğini ve bu konuda da bizlere görev vermesi bizleri mutlu etmiştir. Özellikle Plan Bütçe Komisyonu'nda görevleri arasında bütçenin oluşturulması, mali ve finansal raporların oluşturulması olduğu için mali müşavirin etkin bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Allah razı olsun. Tabii siyasete yeni giriyorsunuz değil mi aşkım? Yani hayır. İlk adım değil. Yok. 2017 ve 2020 yılları arasında Saadet Partisi Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulundum. Evet. 2021 yılından bu yana da Refah Partisi'nde görev aldım. Meclis üyesi adaylığımdan önce de partinin il genel sekreteri görevinde bulunuyorum. Ha, yeniden Refah Partisi'nin. Evet. Anladım. Tabii başkanım yani meclis üyesi adaylarını seçerken de şaibeye karışmamış olması önemli bir husus. Bu anlamda hani... Yani ahlaklı deli değişlik kevru sağlık. Şimdi şöyle... Ya önemli olan tabii yani şimdi bu tür görevlerde gerçekten yani temiz kalabilmek, toplumsal görev üstlenen kişilerin orada net, sade ve temiz görevler yapması önemli. Doğru. Ya inanınız olsun kadromuz bu konuda açıklandığında ben bölgede çok olumlu bir tepki aldım. Buna da dikkat ettim ve etmek zorundayım. Evet. Çünkü biz yani gerçekten adil olmak durumundayız. Çalışkan, üretken, şeffaf, çalışılabilir... kamu yararını düşünen, kamu yararını öncelikleyen ve bölgesine hizmet edecek bir kadro ortaya çıkarmaya çalıştık. Doğru. Bu bizim için önemli. Peki. Evet Ömer Faruk Arslan'la teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bize bu ortamı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet başkanım tabii malum anladığımız kadarıyla zaten memlekete hakim bir kişisiniz. Büyükşehir Belediyesi başkanlığı da yaptınız. Bu hususta sadece Karaköprü değil, diğer ilçelere de hakim bir siyasetçisiniz. Evet, görev icabı oldu. Bunu tabii hani kim yapabilir, bu projeleri kim yapabilir dediklerinde en tecrübeli isim olarak yine akıllara gelen ilk kişilerden birisiniz. Karaköprü'de ne ihtiyaç var başkanım? Yani hani ne oldu da hani atıyorum şöyle diyelim mesela mevcut belediye başkanı şunu yapmadı veya şunu yapsaydı daha iyi olur dediğiniz bir nokta var mı başkanım? Tabii yani bu geniş bir konu. Yani şöyle, şimdi daha önce yapılan hizmetler, diyelim ki mesela dere ıslah çalışması olsun.
bizim büyük parklarımız olsun, sosyal tesislerimiz olsun ve piknik alanımız olsun, mesir alanlarımız olsun. Bir kere bunlar çok bakımsız kalmış durumda. Evet. Vatandaş buradaki belediyenin bakımından memnun değil. Açmış olduğumuz bulvarlar, bulvarların kaldırımları ve iç yollarımızın tamamı deforme olmuş durumda. Yani benim söylediğim şu an Karaköprü yaşıyor. Evet. Şimdi önce mevcutları koruyamadık. Yani belediye başkanı arkadaşımız önce mevcutları koruyamadı. Biraz önce söylediğim 4 mahalle de yeni yol istiyor. Yeni altyapı istiyor. Yani büyükşehir tabii ki altyapı büyükşehirde. Yeni sosyal tesis istiyor. Kadın desteği, gençlik merkezi, spor merkezi, eğitim kursları, kurs merkezleri. Bu 4 mahallemizde hiçbirinde yok. Şimdi burada bir eksiklik hasıl olduğu için zaten vatandaşın talebi değişim yönünde. Evet. Biz bunu yaşıyoruz. Yani çünkü ilçeyi yaşıyoruz. Her noktadayız. Bir de işareye çok önem veriyoruz. Vatandaşı dinliyorum. Ben yani çocuğu da dinliyorum, kadını da dinliyorum, yaşlıyı da dinliyorum. Bunun yanında tabii bir de son zamanlarda Karaköprü'ye göç çok fazla. 13 ilçemizde ve dışarıdan görev sebebiyle ataması Şanlıurfa'ya yapılmış olan tüm memurlarımız, bürokratlarımız, teknokratlarımız, sağlık alanda yani hakim savcılarımız, polislerimiz, öğretmenlerimiz, doktorlarımız hepsi Karaköprü'de yaşıyor. Şimdi Karaköprü aslında totale baktığınızda böyle sosyolojik olarak Türkiye ortalaması gibi görülüyor. Yani gibidir, gibisi yok. O Türkiye ortalamasıdır. Evet. Dolayısıyla bu da talebi yükseltiyor. Yani talebi yükselttiği için bu talebi iyi yönetmek lazım. Burada bir yönetim eksikliğinin olduğunu, düşük bir performansın gerçekleştiği, muhakkak hiçbir şey yapmamıştır desek de doğru bir tanımlama olmaz. Ama işte dediğim gibi yani siz tesisleri kapalı tutarsanız ben onları söyleyeyim. Trafik Eğitim Parkı kapalı. Evet. Yaşam Parkı'ndaki aquapark kapalı. Yüzme havuzları kapalı. Spor tesisleri kapalı. Çocuk oyun dünyası kapalı. Mesire alanındaki Atakent Mahallesi'ndeki aquapark kapalı. Şimdi böyle olunca diğer tesisler de tam performansla çalışmayınca Karaköprü değerlendirmesi çok yüksek bir şehir. Eğitim oranı çok çok yüksek. Musa kardeşim söyledi. Bir eğitimci olarak eğitim oranı yüksek bir ilçe. Bu değerlendirmeler neticesinde vatandaş şey diyor yani belediye bu konuda düşük bir performans başarısız olarak vatandaşın değerlendirmesi var. Ama bunun yanında şu an vatandaşın en fazla önem verdiği belediyeki sistem, disiplin, görev dağılımı, liyakat sistemi, belediyenin işleyişi, bakın yatırım projeleri bir bina, bir bina, sade bir konut binasının ruhsatı 8-9 ay sürüyor. Yani bizim dönemimizde 20-21 günde verilen ruhsat bugün 8 ay, 9 ay oluyor. Nasıl oluyor? Teknoloji gelişti, e-belediyecilik başladı, online sistemi başladı. Buna rağmen bu kadar gecikmesini hiçbir izahı yok. Ben izah veremiyorum neden. Ama ben şunu şuna bağlıyorum. Siz planlı, programlı bir şekilde artık gitmediğiniz sürece siz Karaköprü'yü yönetemezsiniz. Evet. Talebi yüksek bir şehir, standardı yüksek bir şehir, talebini takip etmesini bilen bir şehir, değerlendirme katsayısı da çok yüksek olan bir şehir. Evet. Ben bu konuda belediyenin başarısız olduğunu düşünüyorum. Evet, dediğiniz gibi gelişime açık bir ilçe, yeni sayılabilecek bir ilçe. Bu bağlamda da hizmetin aksamaması gerekiyor. Lisans ve lisans üstü. Evet. %26 oranına sahip. Şanlıurfa'mızda oran %6 iken Karaköprü %26'sı lisans ve lisans üstü. Evet. Lise demiyorum yani lisans ve lisans üstü. Peki, böyle bir şehre hizmet ediyoruz. Başkanım şöyle bir tablo olsa 31 Mart seçimlerinde. Siz Karaköprü'yü kazanmış olsanız, Büyükşehir'i de Kasım Bey'in dışında farklı bir parti adayı kazanmış olsa, bu Karaköprü'ye gelecek olan hizmetleri engeller mi? Yani biz öncelikle Mehmet Kasım Gülpınar Bey'in Büyükşehir'i kazanacağına hem inanıyoruz hem çalışıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle Büyükşehir yeniden refahta olacak. Onu net olarak belirleyelim. Hadi. Evet. İhtimal mı? Evet ihtimal. Yani halkımız nasıl takdir eder? 31 Mart günü akşamında bu belli olur. Buna bir şey demiyorum. Bu vatandaşımızın takdiri.
Fakat yani ben Büyükşehir'i de yapan bir belediye başkanı olarak şunu biliyorum. Şimdi ilçenin görevleri net olarak tanımlanmış. Evet. Büyükşehir'in görevleri de net olarak tanımlanmış. Ben belde belediye başkanlığı da yaptım. İlçeyi de yaptım. Büyükşehir'i de yaptım. Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'nı da yaptım. Evet. Çok küçük yapıyı da biliyorum. Benim için hizmetin küçüğü büyüğü yok. Yani hiçbir kurumla biz çatışmayacağımızı, Karaköprü hizmet alabilmesi için her türlü bilgi birikimimizi, donanımımızı devreye koyacağımızı, Karaköprü'nün haklarını her platformda, her yerde, sadece Büyükşehir'de değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarda savunacağımızı, uygun bir dille, doğru projelerle yetkimizi kullanarak gereğini yapacağımızı burada belirtmek istiyorum. Ha Büyükşehir farklı partide olabilir. İlçede farklı partide de olabilir. Bu sadece Şanlıurfa'da gerçekleşecek bir ihtimal değil. Birçok ilimizde var. Evet. Önemli olan sizin çalışmaya doğru bir bakış açısı sergilemeniz. Bunu yaptığınız sürece hiçbir problem olmaz. Hiçbir problem olmaz. Çünkü başkanım ben bunu söylememdeki amaç şu. Şimdi parti adayları iktidar partisi eğer başa gelirse, iktidar partisini seçerseniz oraya yatırımlar çok daha hızlı gelir gibi bir... Emin Bey, bunu net olarak cevaplayayım. Kesinlikle doğru bir değerlendirme değil. Neden değil? Hemen kısa örnekleri vereyim. Şimdi Eskişehir çok başarılı bir belediyecilik uygulaması olan bir şehir. Evet. Ama hiçbir zaman İktidar Partisi'ne geçmemiş. İzmir'de hiçbir zaman İktidar Partisi'ne geçmemiş ama başarısız bir belediyecilik uygulaması var. 94 ruhu dediğimiz yeniden Refah Partisi'nin, yani Refah Partisi iken ben ki orada İstanbul'da Türk Dili ve Edebiyat bölümünde okuyordum. O çalışmanın da içinde bulundum. 94 yılında İstanbul, Ankara, Kayseri ve Konya başarılı belediyecilik uygulamalarını sergileyen illerimizi söylüyorum. İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek Ankara'daydı, Şükrü Karatepe Kayseri'deydi, Halil Ürün Konya'daydı. Doğru. Başarılıydılar, başarılı bir 5 yıl yaptılar fakat iktidarda değildiler. Onu da geçelim. Gaziantep tüm belediyecilik atağına, altyapı, üst yapı, şehir kentleşmesi, imar sorunlarını Celal Doğan döneminde çözmüş bir, o da CHP yine muhalefetteydi. Onu da bırakalım. Madem ki bu konu doğruysa, Nihal Çiftçi olarak 6,5 yıl Karaköprü'yü belde ve ilçe olarak yönettim. Evet. İktidardaydık. Hatta 1,5 yılı bağımsızdım. İktidarda diyelim. Sıkıntı yok. 9 yıldır benden sonra Karaköprü'de performans yükselmişse, Nihal Çiftçi'nin üstüne çıkmışsa hadi tamam. Ama yapılan hizmetin onda biri değilse vatandaş o zaman aynı parti dedi ki aynı imkanlar genişledi. İlçe bütçesi genişledi. Araç gereç genişledi. Personel genişledi. Fakat başarı bunlar orantılı değil. Büyükşehir'de 3,5 yıl Büyükşehir'i yaptım. Tüm ilçelerimize sesleniyorum. Çünkü tüm ilçelerimizin ortalaması da Karaköprü'de. Hepsi kendi ilçelerinde gördüler. 3,5 yıl Nihal Çiftçi döneminde Büyükşehir'in hizmetiyle yapmış olduğu yatırım hamlesiyle bizden sonra Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızın yapmış olduğu belediyecilik hizmetini kıyaslasınlar. İkimiz de iktidardaydık. İkimiz de Büyükşehir'in bütçesini, personelini, aracını, gerecini, imkanını kullandı. Eğer aynı değilse o zaman belediyecilik şahıstır ve kadrostur. Yani meclis, şahıs, niyet, hedef, plan, programdır. Net, ben hiç yani kamuoyuna asla yanlış bilgi vermek istemem. Peki. Yani şahısların önemli olduğunu. Türkiye'de çok örneklerini verebilirim. Ya ben hani birlik başkanlığı da yaptığım için biliyorum. Doğru. Hayır, yani muhalefette çok başarılı belediyeler var. İktidarda çok başarısız belediyeler var. Evet. Demek ki olay belediye başkanı ve meclis üyesi, diğer komisyon üyelerinin maharetinden geçiyor. Tabii başkanım, Büyükşehir başkanı iken düşündüğünüz projelerden aslında biraz da bahsetmek istiyorum. Kaşmer Öğütçü projesi, yine Karaköprü tarafında yapılmasını planladığınız projelerden. Bir de teleferik projesi vardı zannedersem. Evet. Başkanım. Bu projeler için bir çalışma yapılacak mı sizin önümüze? Şöyle yapacağız. Yani şimdi Aşka Üçü planlaması Karaköprü sınırları içerisinde. Evet. Doğru bir planlama. Türkiye'nin en sağlıklı, en güzel, en doğru planlaması. O gün çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'nin, bakın, siz bu kadar iddialı konuşuyor. Açıklama yaptığınızda sizi yerden yere vuranlar
vardı. Bu konuda yanlış bir yer olduğu söylemleri vardı. Şimdi sonra gelen noktada övünç kaynağı, evet, Kurtuluş Projesi. Öyle oldu. O gün de doğruydu. Bugünkü değerlendirmeler de doğru. Hı hı. Yarın öbür gün 10 yıl, 20 yıl sonra tüm oradaki şehir bittiğinde de aslında neye hizmet ettiğimizi, nasıl bir şehircilik ortaya çıkardığımızı, sosyal donatıları tamamıyla bitmiş, yolları 100 metre, 50 metre, 75 metre birbirini böyle kalem gibi kesen, yaşam standardı yüksek, kesintisiz yeşil alanları, işte güneş enerjisinden enerjisini alan aydınlatılmış, evet, akıllı şehirler oluştuğunda, bir de mesela mahalleler, 12 mahalleden oluşuyor oradaki planlama, ana mahalle olarak da tek mahalle olarak birbirine bağlıyor. Yani siz o planlamada 10 bin dönümlük bir alan, yürüyerek hiç yeşil alandan, hiç asfaltı ve kaldırıma ayağınız değmeden tüm şehri gezebileceksiniz. Bak, evet, ve tüm parsellerin tamamı, adaların tamamı yeşil alanı görüyor, sosyal donatıları görüyor. Evet. O derece, bak, Türkiye'nin en güzel planlamasından bahsediyorum. Şehir plancılarımız inceleyebilir. Vallahi seçimden sonra belki zamanınız daha iyi olur. Şehir plancılarıyla ben sizin aşık ölçü planlamasını masaya yatırmanızı öneriyorum Emin Bey. Peki. Eğer dediğimi söylemeseler hiç, demek ki 10 yıl boşu boşuna belediye başkanlığı yapmış. Başkan, arkadaşlar uyarıyor, süremizin fazla kalmadığını ifade ediyorlar. Tamam. Ben son soru olarak yine bir basından arkadaşımızın iletmiş olduğu bir soru, size yöneltmemi istediği bir soru var. Karaköprü Belediyesi'ni belediye spor olarak ne düşünüyorsunuz belediye spor hakkında? Çok net vallahi. Yani şehir takımı yapacağız. Hı hı. Tüm Karaköprü'deki ticaret mensubu, yani esnaflarımızın tamamını ve talep olması halinde, yani esnaf olmamak kaydıyla da emekli olabilir. Biz hepsini delege yapacağız. Şehri kesinlikle ilçeye, kulübü kesinlikle ilçeye mal edeceğiz. Mal ettikten sonra da biz bu kulübün yönetimini işi bilenlere, evet, yani eski futbolcuya, eski hakemlere, eski spor yöneticilerine bırakacağız. Bu bizim alanımız değil. Ahmet Bey, diyelim ki avukat, evet, Sait Başkanım, inşaat mühendisi, Fırat Bey, inşaat mühendisi, Musa, evet, Bey, eğitimci, Bedir Bey, mimar. Bu bizim işimiz değil. Aynı şekilde Ömer Faruk Bey de mali müşavir. Ama biz yönetimi düzgün yapacağız. Sonra diyeceğiz ki, biz sizden bir jenerasyon istiyoruz. Genç, dinamik, şampiyonluğa koşacak bir takım istiyoruz. Peki bu takımın yükünü ne yapacağız? Hiç sıkıntı yok. 16 maç içeride, herimiz 16 bilet alacağız. Evet. 16 bilet alacağız, o kadar. Ben de belediye başkanlığı dahil olmak üzere 16 bileti bugün, diyelim ki 100 liradan alsak 1600, 200 liradan alsak 3600, 3600 çarpı toplamda 10 bin esnafımız var. Evet. Çarptığımızda 36 milyon gibi bir para çıkıyor. Onunla Karaköprü hay hay şampiyon olur. Hiç başkasının parasına gerek yok. Takımı birinin hegemonyasına koymaya gerek yok. İşi bilenlere vereceğiz. Mesela, yani aklımda öyle de var. Mesela İbrahim Ülgen var. Serdar Tatlı var. Yani şu an mesela böyle Reşat Öz. Eski futbolun içinden gelen bu işi bilenlere yönetimi teslim edeceğiz. En güvenilir mali müşavirle, Ömer Faruk Bey de hesap kitap için önemli. En güvenilir avukatı da, kulübün avukatı ve mali müşaviri yapacağız. Hı hı. Bizler sadece belediyecilik görevimizi yapacağız. Onlar da gençlerimiz için Karaköprü Belediye Sporu şampiyon yapsınlar. Yani Süper Lig'e kadar yol görülür, size söyleyeyim. Peki, inşallah başkanım, bizim Allah de umudumuz o yönde. Çok teşekkür ederiz başkanım katılımlarınızdan ötürü. Son olarak neler söylersiniz ekrandaki başkanım? Vallahi son olarak kaç dakikamız var Emin Bey? Normalde bitti başkanım. İnan, bitti mi? Evet. Yani bitir diyorsun. Ben şöyle, yani Karaköprülere şuradan şöyle seslenmek istiyorum. Gerçekten belediyecilik ortak bir akıl gerektirir. Güzel bir yönetim kadromuz oluştu. Meclis üyesi adayı kadromuz var. Bir kısmını diğer programlarda da bir araya geleceğiz. Her branştan var. Hem genç hem de tecrübeli isimler var. Allah'ın izniyle kadrolarımızla, partimizle de bütünleşerek Karaköprü'nün emrindeyiz. Onlar için çalışacağımızda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve buradan gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine belediye meclis üyesi adaylarınızdan Sayın Ahmet Aksu'ya, Sait Ağan'a, yine Fırat Sultan Bey'e, Musa Kılıç'a, Bedir Atlahan'a ve Ömer Faruk Aslan Beyefendi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün de bir gündem özel programımızı noktalıyoruz. Farklı bir programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.